Merhaba efendim. İçel TV'ye, Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'le ilgili hem Mersin'de hem Türkiye'de hem de dünyada neler yaşandı haber programlarımızda ve haber bültenlerimizde ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün de Mersin'le ilgili konuları sizlere aktaracağız. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı olan meclis toplantısının birinci birleşimi dün gerçekleştirildi ve bu meclis toplantısında bazı kararlar alınmakla birlikte değerli seyirciler, Mersin'le ilgili bir konu hatırlayacaksınız, tarihe gülümseyen Mersin projesi vardı. İşte bu projeyle ilgili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk arasında bir münakaşa yaşandı efendim. Şimdi bu haberimizin ayrıntılarına birazdan geçeceğiz ama öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısının birinci oturumuyla ilgili haberimizi izleyelim ki bu haberimizin içerisinde bu münakaşanın nedeni de yer alıyor. Sonrasında diğer aktarımlarımızla konunun ayrıntısına gireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Başkan Burhanettin Kocamaz Başkanlığı'nda yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda 27 gündem maddesi, komisyonlardan gelen 9 rapor ve 11 idare teklifi görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinin yenilenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak Bakanlar Kurulu'ndan tek başına yetki almasını kabul etmeyen Akdeniz Belediyesi'nin Danıştay'a dava açarak karara itiraz etmesi ve İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle başlayan süreç, Büyükşehir Meclisi'ne Burhanettin Kocamaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk arasında yaşanan tartışmayla yansıdı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Fazıl Türk, tarihe gülümseyen Mersin projesini yaklaşık 2 ay önce Başkan Kocamaz'la görüştüklerini söyledi. Eski Başkan Macit Özcan döneminde projenin 2-3 yıl oyalandığını belirten Fazıl Türk, tren garından Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan alanı kapsayan proje için dosyaları Büyükşehir'e gönderdik ancak bize 5-6 ay sonra bir yazı geldi ve yetkinin Bakanlar Kurulu kararıyla Büyükşehir'e verildiği bildirildi. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu kararına itiraz ettik diye konuştu. Biz Akdeniz Belediyesi sadece tarihe gülümseyen Mersin için değil, yani Mersin'de Büyükşehir'in bir taş bir taş üstüne koymasında kesinlikle destek sunarız. Çünkü bu Mersin'e kalır. Bu ne Burhanettin'e kalır ne Fazıl Türk'e kalır. Mersin'in kazanımı olur. Bu konuda da bunu yapan hangi arkadaşımız olursa da teşekkür ederiz biz. Olaylara herkesin kendi açısından baktığı eleştirisini getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise tarihe gülümseyen Mersin'le ilgili kararın yıllar önce alındığını, bazı tesislerin 17. Akdeniz Oyunları çerçevesinde butik otel olarak kullanıma açılacağının planlandığını anımsatarak Akdeniz Oyunları yapılalı kaç yıl oldu? Biz 2016 yılındayız. Halen oradaki işler bitmemiş. Eğer o işler Akdeniz Belediyesi tarafından tamamlanmış olsaydı 2013'te kullanılabilirdi. Demek ki orada bir sıkıntı var şeklinde konuştu. Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Fazıl Türk, ben sayın diyorum kendisine. Kendisi Burhanettin, işte Hamit gibi ifadeler kullanıyor. O da gerçekten yakışmıyor. Biz de bu binaların bir an evvel restorasyonunun yapılarak işlevsel hale getirilmesi konusunda gayret içerisindeyiz. Akdeniz Belediyesi ile de daha önce yazışmalar yapılmış. Bu konuda yetki Büyükşehir'e verilmiş, öyle mi? Biz de bu yetkiye dayanarak elimiz daha da güçlü olsun diye, çünkü kentsel yenileme alanı olarak Bakanlar Kurulu'ndan bir yetki aldığınız zaman sizin önünüzü hiç kimse kesemiyor. Yani restorasyonla ilgili bir kişi direniş gösteriyorsa gerekirse Büyükşehir orayı istimlak edebilecek. Bu yetkiler verilmiş. Fazıl Başkan kendi açısından doğru söylüyor. Bizim bu olaydan
Hiç haberimiz yok. Biz Bakanlar Kurulu'ndan izin aldık. Bu meclisten de yetki aldık zaten. Burada kaç defa konuşuldu. Buna rağmen Akdeniz Belediyesi biz niye bypass edildik düşüncesiyle mahkemeye gidiyor ve yürütmeyi durdurma alıyor. Bizim de bu olaydan hiç haberimiz yok. Öyle mi başkan? Tabii istemez ben de tepki gösterdim. Dedim ki ya biz bunu sırtımıza mı alıp götüreceğiz? Sizin yükünüzü hafifletiyoruz. O zaman biz bu işten çekiliriz. Akdeniz Belediyesi olarak gelin siz yapın. Başkan da dedi ki, ben de bunu dedim, halka gider anlatırım öyle mi? Halka anlatırım dedim, kendisi dedi ki, bu işten siz zararlı çıkarsınız. Ben niye zararlı çıkayım ki? Ben gereken her şeyi yapmışım dedim. İfadeler bu. Ondan sonra arkadaşlar biraz yumuşadılar. Biz bu işten çekiliyoruz dediğimiz için beraber gelmişlerdi. Bedrettin Bey dedi ki, o zaman başkanım biz bu davadan vazgeçelim öyle mi? Biz de dedik, arkadaş ne yapılacaksa bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Milletin gözünün önünde yapacağız. Eğer böyle bir olayda bize destek verirseniz biz bu taşın altına elimizi koyarız. Tabii biz ihale hazırlıklarına başlamışız. Tam ihale yapacağız bu olay çıktı ortaya. Dolayısıyla iş bundan dolayı gecikti. Ben o zaman kendilerinin yüzüne de söyledim. Şimdi burada sizlerin ve milletin huzurunda da söylüyorum. O davadan vazgeçin. Biz bu işi yapalım. Yine oturalım birlikte yapalım dedim. Ama davadan vazgeçme olayı şu ana kadar yok. Ya bu sorun büyükşehirin işi değil, sizin işiniz. Ama yaparsa büyükşehir yapabilir. Yoksa bu iş sizin işiniz direkt. Yani hiç olayları da saptırmayın. Burhanettin Başkan burada, saptırma değil. Burada, ara sokaklar bakın, bizim. Bakın burada, Sayın Başkanım yapmayın bunu. Burada şimdi konuşuyoruz. Mersin'le ilgili bir konuyu tartışıyoruz. Yarın birileri manşet yapacak bunu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde biz kavga. Yok bilmem. Başkanım işte, onun üzerinde emin olun birinin, başkan bunu bil, o da mizacımda yok. Birinin eksiği üzerinden prim yapmak da biraz ya ne prim yapacaksınız? Bu... Yok. Hayır. Bu siyasette değil diyorum. Bakın ben size bir şey söylüyorum. Belediye yapılacaksa bir şey yapılır. Beraber güzel bir şey ortaya çıkar. Şimdi efendim tarihe gülümseyen Mersin projesiyle ilgili münakaşa bu şekilde başladı. Tarihe gülümseyen Mersin projesinde hedefe bir türlü ulaşılamadı. Az önce ekranlarınızda da gördüğünüz üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'ın da belirttiği gibi Akdeniz oyunları öncesinde bu proje hayata geçirilmişti ve eğer restorasyon çalışmaları yetişmiş olsaydı İstasyon, tren garından Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan alanda özellikle Uray Caddesi üzerindeki binaların restorasyonu yetişmiş olsaydı Akdeniz oyunları sırasında bu binaların bazıları butik otel olarak hizmet verecekti. Bazıları da Akdeniz bölgesine ve Mersin'e yönelik el sanatları ürünlerinin satıldığı nokta olarak hizmet verecekti. Ama ne yazık ki bu proje Akdeniz oyunlarına yetişemediği gibi restorasyon çalışmalarının hala bazı noktalarda devam ettiğini de görüyoruz ki bu proje içerisinde değerli seyirciler balık pazarı ve bit pazarı olarak da bilinen Zafer Çarşısı da yer alıyordu. Daha sonra yapılan görüşmelerde bu projenin alanı genişletildi. Cumhuriyet Meydanı'nın da ötesine geçilerek Çamlıbel'de bulunan tarihi sokakların ve tarihi binaların restorasyonu da sonrasında bu projeye dahil edildi. Ama bu proje Mersin'in yüzünü güldürebilecek bir şekilde ilerleme şimdiye kadar kaydedemedi. İşte mecliste bu konu konuşuldu. Bununla birlikte
1980'li yıllara gidelim efendim. Yine hatırlayacaksınız, Mersin'de şehir merkezinde Ulu Cami'nin yanında bir kamer pasajı vardı ve bu kamer pasajının büyük bir bölümü de kamer sineması olarak hizmet veriyordu. İşte bu binanın yıkılmasıyla da hemen Ulu Cami'nin yanında Toros Pasajı'nın arka kısmına düşen noktada yıllardır inşaat halinde duran çok yüksek bir bina var. İşte bu binanın da yıkılması yıllardır söz konusu. Peki bu binayı kim yıkacak? Binayı yapan kişi mi yıkacak? Akdeniz Belediyesi mi? Büyükşehir Belediyesi mi? İşte bu konuyla ilgili tartışma da mecliste Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocamaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Türk arasında bir münakaşaya neden oldu. Şimdi şu andan itibaren bahsetmiş olduğum bu konularla ilgili taraflar arasında nasıl bir karşılıklı görüşme ve münakaşa yaşandı, izleyelim bakalım efendim. Bu bir. İkincisi, bu Ulu Cami'nin batı tarafındaki yıkılacak Volkanların binasıyla ilgili. Bu bina yıllar önce yapılmış. Orada o dönemki belediye yönetimlerinin çok büyük hatası var. Arsanın tamamına oturtmuşlar binayı. Daha önce Akdeniz Belediyesi de oranın yıkımıyla ilgili alınan kararları uygulasın diye yazılar gönderilmiş. Biz de bir yazı gönderdik. Kaç defa gönderdik Haluk Bey? İki defa yazı gönderdik. Dedi ki, bu görev sizin, burayı hemen yıkın. Tabii Fazıl Bey diyor ki, ben ihaleye çıktım. Bu ihale neticesinde hiç kimse ihaleye girmedi. Onun için bunlar yıkılmadı. Bunlar klasik belediyecilik öteleme taktikleri. Bunu herkes yapmıştır. Akdeniz Belediyesi de bunu belki bilmeyenlere anlatabilir ama yıllardır belediyecilik yapan insanlara anlatması çok zor. İstese belediye onu 100 defa yıkardı bugüne kadar. Ve yazı yazmışız, burayı bir an evvel yıkın diye. Akdeniz Belediyesi'nin bize gönderdiği yazıda üstteki 4 katın yıkılması gerektiğinden bahsediyor. Ama biz incelemeler yaptığımızda o binanın tamamının yıkılması gerektiğini söyledik. Daha sonra o gün basın toplantısı mıydı o neydi? Ömer Bey siz de vardınız herhalde. Orada Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Fazıl Türk, ben sayın diyorum kendisine. Kendisi Burhanettin, işte Hamit gibi ifadeler kullanıyor. O da gerçekten yakışmıyor. Dolayısıyla orada bu iş için biz Büyükşehir'e yazı yazdık, Büyükşehir yıksın. Ya gerekirse biz de yıkarız. Ama orada konuşurken kendi kendini de tekzip ediyor. Bir taraftan diyor ki bizim paramız o yok diye ihaleye çıkıyoruz, hiç kimse ihaleye katılmıyor diyor. Diğer taraftan da diyor ki, ya zaten Büyükşehir'in cebinden de bir şey çıkmayacak ki, yıktırırsa %20 fazlasıyla da tahsil edecek. E peki böyleyse, cebinden hiçbir şey çıkmıyorsa, Akdeniz Belediyesi bunca yıl niye bekledi? Niye yıkmadı? Gerçekten üzülüyoruz. Burada hiç kimse işin içerisine siyaset falan sokmasın. Biz burada Mersin'in problemlerini çözmek için sizin serçe parmağınızın tırnağını koyduğunuz yere biz gövdemizi koyarız. Biz kimseden de çekinmiyoruz. Bu kentte yapılması gereken neyse, kurallar neyse, yasalar neyse ona herkesin uymasını istiyoruz. Bu kentte kanunsuzluk artık kanun haline gelmiş. Teamül haline gelmiş. Yerel yönetimlerde maalesef bu işe çanak tutmuşlar. Bunu
karşılaştığımız birçok dosyayla ilgili de görüyoruz. Ya mahkeme kararları var, mahkeme kararı uygulanmıyor. Tekrar tekrar mahkemeyi de aldatacak şekilde, meclisi de kullanacak şekilde teklifler geliyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani ben bunca yıldır bu yasaları uygulamakla görevliyim. Bunun için gayret gösteriyorum. Hiç kimse de mahkeme kararlarını bypass etmeye, yasaların arkasından dolanmaya kalkmasın. Onun için ben herkesi biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Allah'ın izniyle de bizler hep birlikte el ele verirsek bu Mersin'i ancak o zaman hak ettiği yere getirebiliriz. Yoksa ben seyyarı ana caddeden çıkaracağım. Yan köşede 6-8 metrelik sokak var. Köşede benim yetkim bitiyor. Nasıl düzelecek bu? Ben ana caddeden kaldırıyorum, yan sokağa giriyor ve orada çözümsüzlük başlıyor. Onun için burada birbirimizin görevini tamamlamakla mükellefiz. Hep birlikte bu kararların arkasında durursak ancak burada başarılı olabiliriz. Ama onun dışında herkes kendine göre ayrı baş çekerse, herkes farklı farklı uygulamalarla bu kenti yönetmeye çalışırsa sonuç alma şansımız da yok. Dediğim gibi davadan vazgeçin, yarın hemen biz ihaleye çıkalım. Başkanım, şimdi söylediğiniz cümle samimiyetten, yani bunu bilmeni istiyorum. Kesinlikle Sayın Burhanettin Kocaman zaten Büyükşehir Belediye Başkanı, hepimizin başkanısınız yani. Bu konuda o samimiyeti basını, yok. Basının önünde de aynı şekilde hayır, konuşuyor. Yani ben bazen Tarsus'tan dolayı Burhanettin Başkanım ya da Burhanettin diye samimiyetten öyle bir emin olun. O düşündüğünüz şeyi benim mizacımda yok. Bilmenizi istiyorum. O konuda bilmeni istiyorum. Ama başkanım biraz önce söylediğim, bakın meclisin yine aynı şekilde... Ahmet Başkan söyledi, Burhanettin Başkan'ın bilgisi dahilinde olmadan ben gittim seçime yakın böyle bir müracaat yapmışım. Şimdi sen burada diyorsun tüm meclisin önünde kalkıp bizim öyle bir şeyimiz yok. Mecburi alt belediye olacak. İlçe belediyesi Tarsus. Ya daha önce yetki vermişsiniz. Vermişim ben. O yetkiye ben. Dayanarak gidilmiş zaten. Zaten oraya gitmeye gerek yok başkanım. Ya anlamıyorsun bak. Hayır biz o konuda bakın. Ya arkadaş. Tüm yetkiyi biz vermişiz zaten. Ya yetkiyi versen Bakanlar Kurulu kararı olmadan bizim kamulaştırma yetkimiz olmaz. Hayır orada böyle bir kamulaştırmada da biz yine beraberiz. Yani biraz önce söylediğiniz arkadaşlar bilsin. Yıkımla ilgili söylediğiniz, başkanım ben bu kadar yıl sizde belediye başkanlığı yapmışsınız. Yıkımı yapan adam belediyeden parasını alır. Belediyede para olmadığı için adam ihaleye girmiyor. Yoksa bunu klasik değil. Klasik numara olduğunu herkes başkan, bilir. Başkan bir dakika bunu sen çok iyi biliyorsun. Bak icra gönderdin. Borçlardan dolayı Toros'tan 800 kesildi, benden 6 kesildi. 6 bin lira. Arkadaşlar bilsinler, bana bu ay 3 trilyon 300 gelmiş. %12,5 kesintiyle eskiden %40. Şimdi bu adam gelip bir sene parasını yıkımı yapacak. Bir sene adamdan da sahibinden de sen hemen alamazsın ki. O adam girer mi? Biliyor. Bana 3 trilyon 300 gelmiş, sadece personel maaşı onu geçiyor. Ben başkanım biraz önce söylediğin klasik, bizde klasik olmaz. Adam da biliyor, bir iş yapan. Bakın temizlik ihalesini alan bende iflas etmiştir. Bende ne iş yapan? Çünkü %40 kesinti olunca adamlar almayınca hepsi iflas ettiler. Dün mahkemede baktı, hepsini çağırdı, iflas edilmiş. Verilen ihale Mersin'de değil, tüm Türkiye genelinde ben size söyleyeyim, yüzde en
yakın olan %50'dir arkadaşlar. Altında. Buna rağmen %50, bakın Mersin'in değil, Türkiye geneli, Mersin'de dahil tümünü istemiş, kıyaslamışlar bu şekilde. Ben şunu söylüyorum. Ne %50'sin? Bizim yaptığımız ihalelerin kendileri bilir kişileriyle. Ben şunu söylüyorum. Başkanım bu şeyimizi emin olun. Ne yaparsan Mersin için yanındayız. Biraz önce dedin gövdeyi. Teşekkür ederiz. Vallahi biz de seninle beraber yapacağın her türlü yatırımda ya veririz. Bakın, şu sahilde yıllardır kangren hale gelmiş olaylar. Başkanım, mahkeme kararları var. O doğrudur diyorum. Bunlar da ilçe belediyelerinin yapması lazımdı. Şimdi bakın ben diyorum, yapılan her iyi şeyi destekliyoruz. Bakın diyoruz, doğrudur. Ama şunda emin ol. Biraz önce yıkımı dedin. Kaç senedir? Şimdi valilik dağıldı. Bu kadar sene daha önceden beklemiş, şimdi beklemiş. Yani gerçekten bu dediğiniz yapılan butik ilişkileri biz yapamıyoruz Fazıl Bey, başkanım. Siz yeni belediye başkanı değilsiniz. Hayır, biz yapamıyoruz. 5 lira bir ara dönem var. 5 lira yani, bakın. Yani 15 yıldır bu problem çözülemez miydi? Başkanım, alt ilçe belediyesi çözemez. Bunu bilin. Bu sorun büyük şehrindir. Neyse. Yani şu anda daha önce bakın il özel idareydi, bir şeyler yaptık. Ya bu sorun büyükşehirin işi değil, sizin işiniz. Ama yaparsa büyükşehir yapabilir. Yoksa bu iş sizin işiniz direkt. Yani hiç olayları da saptırmayın. Burhanettin Başkan burada, saptırma değil. Ara sokaklar bakın, bizim. Bakın Sayın burada, Başkanım yapmayın bunu. Burada şimdi konuşuyoruz. Evet. Mersin'le ilgili bir konuyu tartışıyoruz. Yarın birileri manşet yapacak bunu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde biz kavga. Yok bilmem. Başkanım onun üzerinde emin olun, birinin, başkan bunu bil, o da mizacımda yok. Birinin eksiği üzerinden prim yapmak da biraz... Ya ne prim yapacaksınız? Hayır. Bu siyasette değil diyorum. Bakın ben size bir şey söylüyorum. Belediye... Yapılacaksa bir şey yapılır, beraber güzel bir şey ortaya çıkarırsak ne mutlu. O davayı zaman topluma, çekersiniz. Eğer yapamazsak da bu halk yapamadığımızı dediğiniz gibi, eksiki daha önceki gibi. Şimdi bakın ben, ya belediye kendine doğru bir şey yapsa anlarım, engelleyin. Ama bu toplum için yapılıyor. Belediyeye zerre kadar bir rantı yok, getirisi yok. Belediye bütçesinden oraya para ayıracak. O bölgeyi restore edecek. Siz bunun önüne geçiyorsunuz. O zaman yapılacak iş, bu işin yapılmasını istiyorsanız başkanım, davayı çekeceksiniz. Biz de yarın sayın, hemen başkanım biz çıkıyoruz. Gereken neyse yapılması için yaparız. Ama biz engel olmamışız. Zaten mahkemeden önce yetki vermişiz. Yani daha önce yetkiyi vermişiz. Dava edilmesine gerek yok. Niye ettin dava peki? Ama siz gidip Bakanlar Kurulu diyor ki bakın ya ben şu anda... Halen aynı yerdesin. Ben diyorum ki orada... Sayın Başkanım bakın Bakanlar Kurulu... ...verilen yazıda ilçeden bahsedilmemiş. Biz böyle bir yanlış karar vermeyiz. İlçenin olmadığı bir şeyde yasa gereği ilçe olacak. Hangi ilçeyse o ilçe mecburi içinde olacak. Ya zaten diyor. Yetkiyi vermişsiniz. Ha bizim arkadaşlar belki o yetkiyi... Arkadaşlar dediler, itiraf ettiler. Yani oraya sundular mı sunmadılar mı bilmiyorum ama itiraz döneminde de bu yapılabilirdi. Ama yani burada eğer bu işin yapılmasını istiyorsanız biz buradayız. Davadan vazgeçeceksiniz. Biz de hemen yarın başkanım, ihaleye çıkacağız. O konuda Mersin için biz hazırız. Teşekkür ederim. Söyledik teşekkür biz ederim. O konuda. Evet. Ayrıyeten size de bu konuda il özel idaredeki pay zaten devredildi büyükşehire. Neyi devredildi? Yani il özel idare daha önce %3'üyle yapıyorlardı. Ya valilik yapıyordu. Şimdi ya size devredildi. Bilerek bilmeyerek konuşuyorsun. Nerede devredildi? Kendi kendinize konuşuyorsunuz. Hayır. Yani il özel idare kalkmadı mı? Büyükşehirlere devredilmedi mi? O para halen valilikte duruyor. İşte Tarsus'ta restorasyon yapılıyor. Valilik oraya da katkı koydu. O zaman başkan devredilmişse, parayı devredilmiyorsa bu nasıl iştir? Özür dilerim. Gerçekten size yakıştırmıyor.
Hayır lütfen. Yani karşınıza çocuk varmış gibi. Yok, belediyenin klasik yaklaşımları. Neyse. Şeye verelim. Kadir Bey'e verelim. Size yakıştırmadık Sayın Başkan. Neyse. Sayın Başkan. Neyse uzatma. Bu tartışmadan anladığım konuyu tüm meclis huzurunda söyleyeyim. Yani burada bir dönüşüm yapılmak isteniyor. Restorasyon yapılmak isteniyor. Akdeniz Belediyesi yetkisini Büyükşehir'e veriyor. Büyükşehir'de elim daha güçlü olsun diye bakanlıktan yetki alıyor. Evet, evet. Doğru. Peki şimdi burada Sayın Başkanım, siz bu işi Büyükşehir'le müşterek yapıyoruz, lansesi mi olsun istiyorsunuz? Bunu ben burada böyle bir şey anlıyorum. Yani doğru mu? Bu projenin asıl ortağıyız, sahibiyiz, bu projenin üneren de biziz. Tamam, bu bütçe Büyükşehir'den çıkacak, doğru mu? Hayır. Verdiğiniz yetki çerçevesinde. Valiliğin başkanlığında Büyükşehir, Akdeniz'le beraber bu proje, ondan sonra seçim oldu. Seçimden sonra bu valilik köyünü kalkınca Büyükşehir'e gitme, biz Konsolos'un süre içerisinde Sizin verdiğiniz yetki zaten burada restorasyon yapılması değil mi? Amaç restorasyon yapılmasıysa, bunu Büyükşehir'de bütçesinden karşılıyorsa, bakanlık da buna destek vermişse, bize düşen meclis olarak bu işin bir an önce yapılması. Ki 3 sene burada kaybedilmiş bir zaman. Sonuçta başkanın dediği, Sayın Başkan dediği, siz davanızı geri çekerseniz ben buraya yatırım yaparım, bir an önce yaparım diyor. Sizin söylediğinizden ben net bir şey anlayamıyorum Sayın Başkanım. Müşterek mi yapalım diyorsunuz? İki ay önce de başkanla toplantı yapmıştık. Arkadaşlar, ben şu kanun maddesini okuyorum. Bakın, yenileme alanları il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisinde büyük şehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince alınan kararlar bakanlar kuruluna sunulur. Büyük şehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararlar Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması halinde, burada onaylandı bu, Bakanlar Kurulu'na sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp uygulanmamasına 3 ay içerisinde karar verir diyor. Yani yasa zaten Bakanlar Kurulu'na müracaat edin, burası yenileme alanı olsun diyor. Yapılan işlem bu. Başka bir şey değil. Evet. Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların Mersin'imize, belediyemize, tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet, geride bıraktığımız meclis toplantısında ki dün yapıldı efendim Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısının birinci oturumu. İkinci oturumu da önümüzdeki Cuma günü yine Kongre ve Sergi Sarayı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz önderliğinde gerçekleştirilecek ki o toplantıyı da yine canlı olarak İçer TV ekranlarından ve Radyo Klas frekansından sizlere aktaracağız değerli seyirciler. Konunun özeti buydu efendim. Şimdi değerli seyirciler, gelelim AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi çekişmesine. Yerel gazetelerde birkaç gündür AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar'la Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit arasında yine yazılı basın aracılığıyla gerçekleştirilen bir münakaşa devam ediyor. Ama bunun öncesinde tabii ki tarafların birbirleriyle çekişmesi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride bıraktığımız haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sarf etmiş olduğu sözlerdi. İşte bu sözler nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafında hem vatandaşlar hem de AK Parti ilçe ve il yetkilileri CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dava açtılar. İşte bu davalar hala açılmaya devam ediyor. Bu süreç içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar ve yönetimi de bugün Mersin Adliyesi'ne giderek Kılıçdaroğlu hakkında dava açtılar. Dava öncesinde AK Parti İl Başkanı Sayın Taşpınar bir açıklamada bulundu. Açıklama sonrasında da dilekçeleri adliyeye girerek ilgili noktaya verdiler. Bakın Sayın Taşpınar neler söyledi.
Evet değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 Ocak tarihinde partisinin kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, halkın %52 oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza ağır hakaretlerde bulunmuştur. Ağza alınmayacak kendisinin kişilik haklarına saygısızlık yapmıştır. Bu halkın %52 oyuyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza yapılmış olan bu hakaret aslında tüm milletimize yapılmış olan bir tutumdur, davranıştır. Biz vatandaşlar olarak bunu doğru bulmadık. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza yapılmış olan bu saygısızlık, kendisine yapılmış olan kişilik haklarına, şahsiyetine, şerefine, ailesine ağza alınmayacak kelimelerde, hakaretlerde bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün suç duyurusunda bulunmak üzere arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımızla birlikte dilekçelerimizi yazdık. Yargının da Türkiye Cumhuriyeti'nin halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na yapılan bu hakaretleri, hakaretleri yapan kişiye gerekli yaptırımı uygulayacağını, gerekli cezayı vereceğini ümit ediyoruz. Biz bundan sonra da yine aynı şekilde bu şekilde kim halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza veya seçilmişlere hakaret ederse onların da yine yargı önünde takipçisi olacağız. Biz de bugün Mersin'de yaklaşık 100 civarında arkadaşımızla birlikte dilekçelerimizi veriyoruz. Yine ilçelerde de aynı şekilde suç duyurusunda bulunacak arkadaşlarımız bulunan şu ana kadar, bundan sonra da bulunacak arkadaşlarımız var. Bugün dilekçemizi vereceğiz ve bundan sonra da bunun yakından takipçisi olacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli seyirciler, son dönemlerde ülkemizde terör örgütünün yapmış olduğu eylemlere ve bu eylemlere yönelik de silahlı kuvvetlerimizin yapmış olduğu operasyonlara yönelik ülke bütünlüğünü bozma yönünde yapılan bazı açıklamalara akademisyenler destek vermişlerdi, hatırlayacaksınız. Bu destek çerçevesinde Türkiye genelinden 1000'i aşkın akademisyen bir bildiriye imza atmışlardı. İşte bu bildiriye Mersin Üniversitesi'nden de yardımcı doçent doktor Mustafa Sever ve yardımcı doçent doktor Yasemin Karaca imza koymuştu. Sonra yaşanan süreçte bu iki öğretim görevlisinin Ocak ayında Mersin Üniversitesi'ndeki sözleşmeleri sona erdi. Ama Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bu iki akademisyenin sözleşmelerini sözleşme yenileme müracaatlarının rektörlüğe geç verildiğini gerekçe göstererek yenilemedi. İşte bu duruma Mersin'deki sivil toplum kuruluşları tepki gösterdiler. Bu amaçla Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelindi ve bu protesto eylemine Akdeniz Belediyesi'nin eş başkanları, Adana Barosu Başkanı, Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen ve Eğitimsen Şube Başkanı Sinan Muşlu ve bazı diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar destek verdiler. Ve orada Eğitimsen Şube Başkanı Sinan Muşlu ve Alpay Antmen konuya yönelik bir açıklama yaptı. Şunları söylediler. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde örgütlenme özgürlüğü, gösteri özgürlüğü, sendikal özgürlükler ve akademik özgürlükten söz edilemez. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasiden, insan hak ve hürriyetlerinden bahsetmek de mümkün değildir.
AKP hükümeti ve yargı kurumlarının sorumluluğu bu hakkın kullanılamaz duruma getirilmesi değil, bu hakkın her kesim tarafından kullanılabilir olmasının teminatını sağlamak olmalıdır. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü YÖK'ün çağrısı üzerine hemen vazifeye koşmuş, yardımcı doçent doktor Mustafa Şener ve yardımcı doçent doktor Yasemin Karaca'nın görevlerine hukuksuzca, gayrimeşru bir şekilde son vermiştir. Bu militarist tutumu kınıyor, yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Hala geçerli olan ve geçerli olmaya devam etmesini istediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümleri gereğince uluslararası sözleşmeler sayesinde bağlı bulunduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne diyor biliyor musun? Herkesin düşünce özgürlüğü, düşüncesini ifade etme özgürlüğü, şiddet içermeyen her görüşü en sert şekilde açıklama ve savunma özgürlüğü vardır. Bir de akademik özgürlük var. Uzun lafın kısası, eğer biz ileri demokrasi değil, tam demokrasi olacaksak, öncelikle kendi anayasamıza ve uymakla zorunda olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyacağız. Şimdi efendim merkeze gelelim. Merkezde ilçe belediyelerinde, Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi'nde çalışan taşeron işçilerin almış oldukları maaşlarda bir iyileştirme yapıldı. İlk önce Mezitli Belediyesi'ne bakalım. Mezitli Belediyesi'nde çalışan taşeron işçilerin ücretleri artırıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, işsizlik sorunu Türkiye'nin en önemli sorunlarından biridir dedi. Belediye başkanlarının çaresiz kaldığını ve çözüm bulamadığı en çok üzüldüğü sorunların başında işsizliğin geldiğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunun yanında mevcut çalışan taşeron işçilerin hak ettiği sosyal statüye kavuşamadığı da acı bir gerçektir. Bu konuda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Belediye olarak kendi ölçeğinde istihdam konusunda çare olmaya çalıştık ve taşeron işçilerin taban ücretlerini de asgari ücretin üzerine çıkarttık diye konuştu. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, belediyemiz bünyesinde çalışan taşeron işçilerimizin %35'lik kısmı aylık net olarak 1720 lira alacak. Geriye kalan işçilerin aylık ücreti ise 1785 lirayla 4130 lira arasında değişecek dedi. Belediyelerinin İller Bankası'na geçmiş dönemler dışında kalan borcunun bulunmadığını belirten Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 2016'da ilçemize gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızın ödemeleri de kasamızda hazır duruyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilerlediğimiz bu yolda halkımıza belediyeciliğin en güzel örneklerini göstereceğiz dedi. Akdeniz Belediye binasının konferans salonunda da sendika yetkilileri ve belediyenin eş başkanlarıyla taşeron işçiler bir araya geldiler ve karar açıklandı. Akdeniz Belediyesi'nde de çalışan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücret üstünde bir iyileştirme yapıldı. Akdeniz Belediyesi'nin fen işleri, park bahçelerle temizlik işleri müdürlüklerinde çalışan taşeron personelin yeni ücretleri belirlendi. Akdeniz Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeyle taşeron personelin en düşük ücreti hükümetin belirlediği asgari ücretin üstüne çıkarak ortalama 1700 lira oldu. Bu ücret personelin uzmanlık ve kalifiye oranı, çocuk sayısı ve diğer özlük haklarıyla birlikte daha da yükseliyor. Bildiğiniz gibi asgari ücretler belirlenirken bizim belediyelerimizin hiçbirinde asgari ücret alınmadı. Öyle ve böyle bir şekilde bütün belediyelerimizde asgari ücretin üzerinde aldık. Böyle doğrusuz belediyeler hepsinde. Sendika başkanımız bir açıklama yaptı. Aslında bu hükümet 1300 liraya açıkladığında bu kaynağı kendisinin de ifade ettiği gibi halkın tümüne zam olarak geri getirdi. Yani bugün işte elektrikten tutalım, ekmeğe kadar, yol ücretlerine kadar her şeye zam gelmiş durumda. Yani dolayısıyla klasik siyasette denir ya, kaşıkla verdi, kepçeyle hepimizden geri aldı. Bir iktidar belediyesi değiliz. Biz alternatif bir belediyecilik anlayışıyla
yürütmeye çalıştığımız zor bir alanda birlikte çalışma yürütüyoruz. Ben çok fazla söze gerek kalmadan yeni alacağınız ücretler konusunda en az temizlik işlerinde çalışan kardeşlerimizin 1715 lira her birinin alacağını burada söylemek istiyorum. Şurada şunu iyi bilin, Mersin'de dahi çevre şeylerde de baktım. Emin olun, en yükseğini biz verdik. Arkadaşlar, bu para devlet söyledi, evet, seçim o için söyledi ama bir lirasını göndermiyor ki, yine halkın yatırımından biz veriyoruz. Biz bir aileyiz. Sizin sıkıntı çekmemeniz için ne elimizden gelirse onu yapacağız. Mevcut imkanları zorladık, en üstüne çıktık. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Devam ediyoruz efendim. Mersin'de yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli seyirciler. Şimdi Mersin'de Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TRT Çukurova Radyosu Bölge Müdürlüğü, ayrıca Orienting Federasyonu arasında çok önemli projelerin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Ayrıntılar haberimizde efendim. Mersin Çocuk Üniversitesi ve Mersin Orienting Tarih Safarisi Ligi protokolleri imzalandı. Mersin Üniversitesi Rektörlük Binası'nda ilk olarak Mersin Çocuk Üniversitesi protokolü, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Acar'la Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşu tarafından imzalandı. Mersin Çocuk Üniversitesi protokolünün imzalanmasının ardından aynı zamanda Türkiye için bir ilk olma niteliği taşıyan Mersin Orienting Tarih Sefarisi Ligi projesi protokolü de yine Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı, Türkiye Orienting Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu'yla TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman tarafından imzalandı. Törende ilk olarak bir konuşma yapan Türkiye Orienting Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, federasyon olarak kurumlar arası koordinasyonu sağlamayı ve bölgede var olan değerleri gençlere tanıtmayı amaçladıklarını, bu sayede Mersin'in her yıl farklı bölgelerden gelecek olan çok sayıda gence tanıtılmış olacağını söyledi. Çok güzel kültürel değerlerimizi, tarihi değerlerimizi ortaya çıkaracak bu projeye imza atıyorum. Mersin Üniversitesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum projenin hazırlanmasında. Tarih Safarisi Orientili Ligi yapılması planlandı. Valimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Mersin Üniversitesi, TRT ve Türkiye Orientili Federasyonu muhteşem bir koordinasyonla bunu bir yıl içerisinde tamamlayacağız ama en büyük özelliği de Tarih Safari Orientili onun sürekli hale gelmesi ve her yıl yenilenebilir olması. Her yıl yine değişik sayıda gençlerimizi bu proje kapsamında oryantiri alacağız. Değişik bölgelerimizi çocuklarımıza, gençlerimize tanıtacağız. Onlara tarih bilinci, bir şekilde tarih bilincinde, aynı zamanda spor bilgi ve kültüründe vereceğiz. Çocuklarımızı bu şekilde bir eğitime tabi tutacağız. Tabi oryantiri sanayişinin en temel özelliği de çocuklarımız spor yaparken de karar verme ve özgüven yetilerinin gelişmesi olarak da tanımlıyoruz oryantiri. Sadece doğada yön bulma, hedef bulma olarak değil de Büyükşehir Belediyesi olarak biz göreve geldiğimiz 2 yıldır Mersin'deki tüm dinamiklerle birlikte Mersin'in eksiklerini gidermeye, Mersin'i hak ettiği yere getirmeye gayret ediyoruz. Birçok konuda girişimlerimiz oldu. Önemli olan bu girişimleri sadece Büyükşehir Belediyesi'nin değil de Mersin'deki diğer paydaşlarla birlikte yapmak bize daha çok haz veriyor. Çünkü bu kent hepimizin, gidecek başka yerimiz de yok. Özellikle bizden sonraki nesillerin hak ettiği yere gelmesi, bilgili, birikimli, çağdaş düşüncelerle
donatılması ve gelecekte bu ülkeye yönetim kademesinde görev aldıklarında da bizden önceki ve bizim gibi nesillerin sıkıntılarını çekmemesi, daha geniş açıdan bakabilmeleri, daha iyi yorum yapabilmeleri bizim açımızdan da çok çok önemli. Ülkemiz açısından da çok çok önemli. Mersin olarak, Mersin'in yöneticileri olarak her zaman ilimizin bulunduğu noktadan daha iyi yerlere gelmesi konusunda Mersin Valiliği'nin koordinasyonunda Büyükşehir Belediye'miz, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımız olan odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, basınımızla, kısacası ilimizin tüm dinamikleriyle ilimizin kalkınması için birlik beraberlik içerisinde çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün imzalayacağımız iki protokolde Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversitemiz, TRT Çukurova Radyosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Oryantrik Federasyonu ve Ticaret Sanayi Odası'nın işbirliğiyle çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla üniversitemizin koordinasyonunda iki projeyi hayata geçireceğiz. Birisi Mersin Çocuk Üniversitesi. Hocam daha sonra Çocuk Üniversitesi ile ilgili daha geniş açıklamalarda bulunacak. Ancak kısa bir bilgi vermek gerekirse, öncelikle ilimizde yaşayan ve 3-18 yaş arasında bulunan örgün, yaygın eğitim kurumlarına giden, özellikle sosyal dezavantajlı gruplara yönelik olarak o çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması noktasında çocuklarımızın yaparak, yaşayarak, eğlenerek bilimsel ve eleştirel düşünme, yargılama, sorma, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerileri kazandırmak amacıyla böyle bir proje başlatıyoruz. Tabii bu projede kentin, Mersin'in diğer paydaşlarının da el birliğiyle çocukların geleceğe hazırlanması konusunda çocukların özgüveni gelişip topluma yararlı bireyler olması noktasında çok güzel sonuçlarının olacağını düşünüyoruz açıkçası. İkinci olarak Orienting Federasyonu'yla birlikte gençlerimizin spor yaparak, öğrenerek aynı zamanda bu sporun içerisine de kültürel değerlerimizi dahil ederek, çünkü Mersin son derece zengin kültürel birikime sahip, binlerce yıllık medeniyetlerin bizlere bırakmış olduğu insanlık mirasını aynı zamanda sporun içerisinde de değerlendirerek hem çocukların, gençlerimizin eğlenmesini, spor yapmasını, dolayısıyla spor yaparken de sahip olduğumuz bu güzelliklerin de aynı zamanda tanıtılması amaçlandı. Şimdi efendim, Mersin'de bir nükleer santral tartışması yıllardır devam ediyor. Tabii Büyükeceli'ye yapılması planlanan nükleer santralde nasıl bir gelişme şu anda yaşanıyor? Bununla ilgili hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda basın yeterli bilgiyi edinemiyor. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında yaşanan bu çatışmazlık ortamındaki gerginlik nükleer santrali de olumsuz yönde etkiliyor. Gerçi Rusya ile Türkiye arasında uçak krizi öncesinde de Rusya'nın ekonomik darboğaza girmesi, Rusya'nın Rosatom firmasına ekonomik kaynağı aktarması gereken zaman içerisinde aktarmaması Mersin Akkuyu'daki nükleer santral inşaatını da biraz tehlikeye uğratmıştı aslında.
Şimdi efendim ayrıca Silifke bölgesinde termik santraller de, nükleer santrale yakın noktalarda termik santraller de kurulması planlanıyor Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından. Özellikle de Akdere'de. İşte buna Mersin'deki vatandaşlar, Doğa Derneği yetkilileri, çevreye önem veren kişiler tepki gösterdiler. Göstermeye de devam ediyorlar. Bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması yaptılar ve şunları söylediler. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün Mersin Çevre ve Doğa Derneği olarak kentimiz çok yoğun kirli teknoloji transferine maruz kalmakta. Bunlardan biri de Akdere'de yapılmak istenen termik santral ve Akdere'de yine yapılmak istenen çimento fabrikasının ikinci ünitesiyle ilgili bugün basın açıklaması yapacağız. Kirli teknoloji transferine karşıyız. Çünkü gerçekten bölgemizi mahvedecek yatırımlar. Onunla ilgili açıklamamızı okuyoruz. Basına ve kamuoyuna Akdere Termik Santrali ve yeni ikinci çimento fabrikası istemiyoruz. Ülkemiz son yıllarda giderek artan ve toplumsal maliyetler göz ardı edilerek plansız ve kontrolsüz sanayileşmeye, kirli teknoloji transferine hedef olmaktadır. Bunlar nükleer santraller, termik santraller, çimento sanayi ve benzeri gibi yatırımlardır. Bu yatırımlarla Türkiye, Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi çöplüğü haline getirilmek istenmektedir. Kentimizin turizm ve tarım merkezi olan Silifke'de de bu kirli yatırımlar yapılmakta ve yenileri planlanmaktadır. Bunlar Akdere Termik Santrali ve yeni 2. Akdere Çimento Fabrikası'dır. Termik santraller ve çimento fabrikaları kirli teknolojilerdir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gıda kirliliği yaratmanın yanında çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturmanın yanında olup canlıların yaşamı üzerinde çok olumsuz etkiler yaratmaktadır. Akdere'de yapılan ve işletmeye alınan çimento fabrikasında ve planlanan Akdere Termik Santrali'nde ve Akdere'de yine planlanan ikinci çimento fabrikasında kullanılacak olan kömür Güney Afrika'dan gelecektir. Bu kömür çok ciddi zehirli olduğu gerekçesiyle artık Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmamaktadır. Akdere Çimento Fabrikası'nda ve Akdere Termik Santrali'nde günlük, tabii eğer Akdere Termik Santrali devreye girerse, günlük 21 ton zehirli Güney Afrika kömürü yanacaktır. Bunun sonucunda başta Silifke, Günnar ve Aydıncık olmak üzere bölgemize termik santrallerden kaynaklı ve çimento fabrikasından kaynaklı her yıl 110 bin ton kül yağacaktır. 15 bin ton karbondioksit, buna benzer birçok ağır metal, zehirli gazlar, toz ve partikül yayılacaktır. Santralin baca dumanından ayrıca ağır metal ve küllerin yanında bu küllerin hemen hemen tamamı radyasyonludur. Her gün binlerce ton zehir gaz asit yağmuru olarak doğanın üzerine yağacaktır. Çimento fabrikasına gelince günde 10 bin ton kapasiteli olan Akdere Çimento Fabrikası'nda yayılacak olan tozlar, partikül maddeler, ağır metaller, zehirli gazlar bizim bütün yaşam alanlarımıza, topraklarımıza, suyumuza, havamıza karışacaktır. Planlanan Akdere Termik Santrali ve çimento fabrikasından yayılacak tozlar, ağır metaller ve zehirli gazlar başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olacak ve halkımızın sağlık sorunlarını arttıracaktır. Akdere Termik Santrali ve çimento fabrikası bölgemizin tarımını, turizmini ve hayvancılığını bitireceği, çevre ve insan sağlığını çok olumsuz etkileyeceği ortadadır. Ayrıca Akdere Termik Santrali'nin ve Akdere Çimento Fabrikası'nın planlanan yerlerinin yakınlığı nedeniyle uluslararası sözleşmelerle korunan Göksu Deltası'na ve birinci derecede arkeolojik sit bölgesi olan Hisar Dağı, Gedik Dağı yaban hayatı geliştirme sahasına da çok zarar verecektir. Temiz hava solunabilecek, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak en temel insan haklarımızdan birisidir. Tüm dünya artık alternatif enerji alanlarına yönelmektedir. Doğru enerji politikaları ve düzgün projelerle doğa ve yaşam alanlarımızı etkilemeden enerji ihtiyaç ve tüketimimizin programlanması mümkündür.
Bizler bölgemizde yapımı planlanan Akdere Termik Santrali'ne ve yeni ikinci Akdere Çimento Fabrikası'na karşıyız. Yetkililerden halkın karşı olduğu yatırımları yapmamasını talep ediyoruz. Dernek olarak bunlara karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu tehlikeleri önlemek, yaşam hakkımızı ve çocuklarımızın geleceği için herkesi birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Bu anlamda 11 Şubat 2016 tarihinde saat 13.30'da Akdere'de Ali Bulut'un kahvesinde yapılacak olan Akdere 2. Çimento Fabrikası ve Akdere Termik Santrali ÇED toplantısına bu kirli yatırımlara itiraz etmek için bütün halkımızı davet ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar, Mersin Çevre ve Doğa Derneği. Şimdi efendim bu kadar ciddi gündemden biraz uzaklaşalım. Bir hırsızlık haberimiz var. Son 4 günde Mersin'de 4 ayrı marketten hırsızlık yapan 3 kişi güvenlik kameraları tarafından tespit edildi ve sonrasında da nokta operasyonla güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Mersin'de son 4 gün içerisinde 4 ayrı marketten hırsızlık yapan maskeli 3 kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube Müdürlüğü hırsızlık ekipleri farklı mahallede son 4 günde 4 ayrı marketten hırsızlık yapanları güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek yakaladı. Görüntülerde maskeli 3 kişinin kimliğini belirleyen polis düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı. Girdikleri marketlerden yaklaşık 20 bin lira değerinde içki ve sigara çaldıkları belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şimdi tekrar meclise uzanacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısının birinci oturumuna. Ki o oturumda Mersin İdman Yurdu da gündeme geldi. Ve Sayın Kocamaz da bu konuda bir karar verdi. Ayrıntı haberimizde efendim. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olan toplantısının birinci birleşimi Başkan Kocamaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda bazı meclis üyeleri Mersin İdman Yurdu'nun sürekli ve yeterli kaynaklara ulaştırılmasına yönelik mecliste bir komisyon kurulması için teklif verdi. Değerli arkadaşlar, Mustafa Güler, Ahmet Serkan Tuncer, Raci Aydın, Mehmet Güney, Esen Tuğba Tol, Mersin İdman Yurdu'nun sürekli ve yeterli kaynaklara ulaştırılmasına yönelik meclisimizde bir komisyon kurulması doğru olacaktır diye bir teklifi var. Tabii değerli arkadaşlar, Mersin İdman Yurdu profesyonel bir kulüp. Yerel yönetimler profesyonel kulüplere bu tür destekleri direkt olarak sağlayamıyor, biliyorsunuz. Burada herkes düşünsün, 4 siyasi partiden en az birer temsilciyle bir araya gelsin arkadaşlarımız, neler yapılabilir, nasıl bir çözüm üretilebilir, bunun kararını kendileri versinler ama meclis sonuna kadar her siyasi parti birer isim belirlemiş olsun. Bunun oylanmasına gerek yok. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim bu haberimizle spor haberlerine giriş yaptık. Mersin İdman Yurdu bu cumartesi, önümüzdeki cumartesi günü Süper Lig'in 21. haftası kapsamında Galatasaray'ı konuk edecek Mersin Stadyumu'nda ve maç akşam saat 7'de başlayacak. Mersin İdman Yurdu spor kompleksinde çalışmalarına Galatasaray'a yönelik teknik direktör Ümit Özat gözetiminde devam ediyor. Mersin İdman Yurdu 13 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Galatasaray hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Özat, bir bütünlük içerisinde beraber hareket ediyoruz, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Spor Toto Süper Lig'de Kayseri Spor galibiyetiyle moral bulan Mersin İdman Yurdu, ligin 21. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Kırmızı Lacivertliler, Kayseri Spor maçı sonrası bir günlük tatilin ardından Galatasaray mesaisine başladı. Mersin'de Macit Özcan Spor Kompleksi'nde teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan Kırmızı Lacivertli oyuncular açma germe hareketleriyle antrenmana devam etti.
Mersin İdman Yurdu'lu oyuncular antrenmanı yarı saha çift kale maç yaparak tamamladı. İdmana sakatlıkları devam eden Kalili, Wellington ve Murat Ceylan katılmazken ameliyat olan Servet Çetin ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Ümit Özat, Mersin İdman Yurdu'nun kaliteli bir takım olduğunu söyledi. Bir Galatasaray iç saha, Beşiktaş ve Osmanlı, yani bir haftada 3 maç var. Bu 4 maçı, yani Kayseri maçıyla beraber bu 4 maçtan 6 puan bekliyordum açıkçası. Yani 6 puan alırsak çok iyi olacağını düşünüyordum. Bunun 3'ü geldi. Bu önümüzdeki 3 maçtan 3 beraberlik de işimize gelir. 4 puan da işimize gelir, 5 de gelir, 9 olsa bal börek olur, 6 olur ama yani şöyle baktığınız zaman bir Kayseri deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, Osmanlı deplasmanı, ağırda Galatasaray maçı. Bu takım normal şartlarda 4'te 0 da alsa kimsenin bir şey demeye hakkı yoktu. 4 maçta 4 beraberlik de alsan iyi bir başarıydı. 4 maçta 6 da alsan ama biz 3'ü geldi. Bu gelmişken daha fazlasını niye almayalımın mücadelesini vereceğiz. Dolayısıyla Galatasaray iyi bir takım ama biz de onların zaaflarını biliyoruz. Onları da değerlendirebilecek oyuncularımız var. Sağımız da aynı zamanda bakımda çünkü biz iyi bir takımız. İyi sahada oynamak da bizim işimize gelir diye düşünüyorum. İnşallah bu çıkışın bir devamı gelir diye düşünüyorum. Eğer şayet öncelikle Galatasaray maçı olmak üzere aradaki ertelenen Beşiktaş maçı ve Osmanlı maçlarından 3 veya üzeri puan alırsak ondan sonra önümüzün açık olacağını düşünüyorum. Çünkü rakiplerimiz bize gelecek. Tabi bu arada rakiplerimizin alacağı skorlar da önemli. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarlarımızdan isteğim. Yavaş yavaş bu birliğe destek olsunlar. Tribünleri doldurmaya çalışsınlar. Gördüğünüz gibi Servet'i ilk defa bugün ben gördüm. İlk defa gördüm bugün. Kalli'yi daha görmedim hiç. O da Perşembe gelecekmiş diye duydum. Wellington'da bir ödem var. Murat'ta bir ödem var. 2 güne kadar aramıza katılırlar diye düşünüyorum. Umarım ki onlar da bir an önce takıma katılırlar. Ama öncelikle hedefimiz en erken dönme olasılığı olan Wellington'la Muratçı'yla. Onları bir an önce aramıza katıp takımın iskeletini, o geçen seneki mevcut olan iskeletini daha çok bir arada oynatmanın çaresini arıyoruz. Onu da başarırsak ondan sonra sahada bir bütün halinde oynayan, topun arkasını hep beraber geçen, iyi mücadele eden bir Mersin İdman Yurdu yaratmaya çalışıyorum. Galatasaray maçı öncesinde Mersin İdman Yurdu yönetimi seferberlik ilan etti ve kalan 8 maça yönelik kombine çıkarma kararı aldı. İdman Yurdu yönetimi. Kayseri'de Kayseri Spor'u yenerek çok önemli bir galibiyet alan Mersin İdman Yurdu'nda cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesinde seferberlik ilan edildi. Kayseri deplasmanından aldığı 1-0'lık galibiyet ile puanını 14'e taşıyan Kırmızı Lacivertliler kümede kalma umutlarını ilerleyen haftalara da taşıdı. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesinde kulüpte adeta seferberlik ilan edildi. Kulüp yönetimi önümüzdeki günlerde 8 maçlık kombineleri satışa sunacak. Yeni kombine kampanyasında kale arkasının 8 maçlık fiyatı 25 Türk lirası olarak tespit edilirken maraton tribünü 150 lira, kapalı tribün 300 ve VIP tribünü ise 800 liradan satışa sunulacak. Kulüp yönetimi kombine dışında vatandaşların maçlara ilgisini çekmek için ilginç bir yöntemi daha deneyecek. Özellikle kırsal bölgelerde Mersin İdman Yurdu'nun maçları öncesinde anonslu araçlarla vatandaşlar maça davet edilecek. Kulüp son olarak ilgiyi arttırmak için teknik direktör Ümit Özat'ı da devreye sokacak. Yönetim genç teknik adamla birlikte Mersin'in merkezinde bazı noktalara ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların Mersin İdman Yurdu'na ilgisini arttırmayı planlıyor. Efendim, Mersin'in Erdemli ilçesinde önemli bir atıcılık organizasyonu turnuvası gerçekleştirildi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi ve Mersinli sporcular önemli başarılar elde ettiler. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de yapıldı. Federasyon kupasını almak için 447 sporcu mücadele etti.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Federasyon Kupası müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde Erdemli Atış Poligonu'nda 4-7 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlendi. Müsabakalara 28 il 89 kulüpten 270 havalı tabanca, 177 tüfek olmak üzere toplam 447 sporcu katıldı. Müsabakalar yıldız, genç, büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde 10 metre tabanca, tüfek dalında ferdi ve takım olarak yapıldı. İlk iki gün yapılan 10 metre havalı tabanca müsabakalarına Mersin'den katılan Akdeniz Spor Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Mersin Atıcılık Sporcusu Mehmet Kara, genç erkekler havalı tabanca ferdi müsabakalarında 193 puan toplayarak Türkiye şampiyonu oldu. Genç kadınlar havalı tabanca ferdi müsabakalarında ise Mersin Merpom Spor Kulübü ve Mersin Atıcılık Sporcusu Şeymanur Aydoğan 164.7 puan toplayarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Genç erkekler havalı tabanca takım sıralamasında Mehmet Kara, Yunus Emre Kılıç ve Refik Şaramet'ten oluşan Akdeniz Atıcılık Spor Kulübü takım halinde 1594 puanla Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, büyük kadınlar havalı tabanca ferdi müsabakalarında bir başka Mersin temsilcisi Mask Spor Kulübü sporcusu İlknur Kara ise 193 puan toplayarak Türkiye şampiyonu oldu. Tarsus'a geliyoruz efendim. Tarsus Belediyesi koşusu, daha doğrusu Tarsus Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen at yarışı Adana'da Yeşiloba Hipodromu'nda yapıldı. Adana Yeşiloba Hipodromu'nda düzenlenen Tarsus Belediye Başkanlığı koşusunu Baran Cemiloğlu'nun sahibi olduğu ve Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı 3 numaralı Ender Efe isimli at kazandı. 5 Arap atın koştuğu 2200 metre kum pistindeki yarışta Ender Efe'nin ardından 2 numaralı Derhadır ikinci, 4 numaralı Radarcı üçüncü olurken 1 numaralı Atmaca Bey'i ise dördüncü oldu. Koşunun ardından düzenlenen kupa töreninde Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Ender Efe isimli atın antrenörü Halit Milli'ye birincilik kupasını verdi. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve Yeşiloba Hipodromu Müdürü Burhan Şatır'a günün anısına Kleopatra Kapısı tablosu ve çiçek hediye etti. Sayın Müdürüm. Efendim, drift tutkunları sosyal medyada birbirleriyle haberleştiler ve Mersin'de ve Mersin civarındaki illerden 300'ü aşkın drift tutkunu Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde buluşan modifiye araç tutkunlarının drift gösterisi nefes kesti. Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Mersin, Adana, Gaziantep, Antalya, Adıyaman ve çevre illerden modifiye tutkunları Erdemli'deki kapalı otoparkta bir araya geldi ve nefes kesen bir gösteriye imza attı. Modifiye tutkunu sürücülerin tehlikeli gösterisi zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi. Bir ara kontrolü kaybeden bir sürücü izleyicilerin önündeki korkuluğa çarptı. Yaralanan olmazken izleyiciler bir süre panik yaşadı. Bazı sürücüler de gösteri esnasında araçlarının lastiğini yaktı. Etkinliğe yaklaşık 300 modifiye otomobil katılırken gösteriyi binlerce kişi izledi. Arkadaşlar çok güzel yanlıyor şu an. Biz de bunu izlemek için bu güzel pazar gününde toplandık. Ama bu yapılanların trafiğe kapalı alanlarda yapılmasını tercih ediyorum tabii, kendi düşüncem. Bunları sakın trafiğe açık alanlarda, ışıklarda, normal arabanın olduğu yerlerde kimse yapmasın. Lütfen alkollü araç kullanmayalım.
Evet, gerçekten de öyle. Bu hareketler tehlikeli. Trafiğe açık alanlarda, mahalle aralarında, mahalle içindeki boş alanlarda bu tür etkinliklerin, hareketlerin yapılması gerçekten çok ciddi tehlikelere yol açabilir. Aman dikkat diyoruz. Ve gelelim yerel gazetelerdeki haber başlıklarımıza efendim. İlk gazetemiz Haberci Gazetesi. Haberci Gazetesi diyor ki birinci sayfasında yakışmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Burhanettin Kocamaz'ın daha önce bazı meclis üyelerine olduğu gibi dün de Başkan Fazıl Türk'le yaşanan tartışmada sergilemiş olduğu tavır, üslup ve tepki topladı diyor Haberci Gazetesi. Ki hatırlayacaksınız Sayın Kocamaz, Sayın Türk'e yönelik olarak şimdi biz burada böyle konuşuyoruz. Yarın manşetlerde işte tartışma oldu, bağırıştılar, çağrıştılar, kavga ettiler gibi manşetler atılacak demişti. Ki Sayın Kocamaz yanılmadı efendim. Yerel gazeteler tabii buna değinmekte zorundalar. Haberci Gazetesi'nde bu konu işleniyor. Haberci'den geliyoruz Mersin'e. Mersin Gazetesi diyor ki davadan vazgeçin, hemen ihaleye çıkalım. Ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki konuya değiniyor Mersin Gazetesi de. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinin yenilenmesini içeren tarihe gülümseyen Mersin projesi kapsamında Bakanlar Kurulu'ndan almış olduğu yetkinin Akdeniz Belediyesi'nin açmış olduğu davayla iptal edilmesi Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmaya neden oldu diyor ve konunun ayrıntılarına Mersin Gazetesi de yer veriyor. Mersin'den Çukurova'ya geldiğimizde yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki konular ve münakaşa ortamı manşete taşınıyor. Mecliste samimiyet tartışması diyor. Başkan Kocamaz kendisine adıyla hitap edilmesine sert tepki gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının Şubat ayı birinci oturumuna samimiyet tartışması damga vurdu. Akdeniz Belediye Başkanı Türk'ün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a adıyla hitap etmesi kısa süreli gerginliğe neden olurken Türk bu sözü samimiyetimden kullandım diyerek kendisini savundu diyor gazete. Diğer bir yerel gazetesi Güney'e geldiğimizde Güney'deki başlık şöyle: baklagillerde üretim arttırılmalı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bakliyatta 1.1 milyon ton dolaylarında seyreden üretime rağmen ihtiyacın karşılanamadığını belirterek son 5 yılda 1.1 milyon dolar ihracat, 1.3 milyar dolar da ithalat yapılan baklagillerde üretim süratli bir şekilde arttırılmalı dedi efendim. Ve devam ediyoruz. Sertavul geçidinde izinsiz olarak araçların geçişine izin verilmiyor. Sis ve tipi Sertavul geçidinde devam ediyor. Ayrıca AK Parti Mersin Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın son yaşanan ülkemizdeki terörle ilgili gelişmeler ve bu gelişmelere gösterilen tepkilere yönelik yapmış olduğu açıklaması da Güney Gazetesi'nde yer alıyor efendim. Güney Gazetesi'nden hakimiyete geldiğimizde başlık şu: hiçbir hukuki dayanağı yok. Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri akademisyenlerin görevlerine geri dönmesini istedi diyor. Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri akademisyenler ve hukukçular Mersin Üniversitesi'nde Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan öğretim üyeleri yardımcı doçent Mustafa Şener ve yardımcı doçent doktor Yasemin Karaca'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Adana Baro Başkanı Mengücek, Gazi Çıtırık başlatılan soruşturmaların hiçbirinin hukuki bir dayanağı bulunmadığını dile getirdi. Soruşturmadan geri dönülsün dedi. Ayrıntılar hakimiyette. Yeni Güney'e geldiğimizde başlık şu: Türkiye'ye örnek oldular diyor Yeni Güney gazetesi. Ayrıntısı şöyle efendim: Mezitli Belediyesi'nin Hoş Geldin Bebek projesi Türkiye'ye örnek oldu. Belediyenin gönüllü evlerinde bir araya gelen kadınların yeni doğan bebekler ve çocuklar için yünden giysi ördüğünü duyan çeşitli şehirlerdeki kadınlar da biz de varız diyerek Mezitli'deki bebeklere giysi örmeye başladı diyor gazete. İMC'ye geldiğimizde başlık şu: yıkım yetkisi kimde? Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ilk birleşimine
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Fazıl Türk arasında geçen yıkım tartışması kavga vurdu diyor ve konunun ayrıntılarına İMC gazetesi de değiniyor efendim. İMC gazetesiyle de yerel basındaki haber bültenlerimizi de haberlerimizi de sizlere aktardık efendim manşetleri. Bugün de İçel Gündemi programını burada noktalıyoruz. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. İçel TV'de kalın, hoşçakalın.